Uygunsuz görüntülerin elimizde 70 bin dolar vermezsen hastalarına, arkadaşlarına göndereceğiz. Evet, bu mesaj Ankaralı bir diş hekiminin telefonuna gönderildi. Çete üyeleri istedikleri parayı alamayınca diş hekimi Aydın Mısırlıoğlu olduğunu iddia ettikleri bir kişinin fotoğraf ve videolarını yaydılar sosyal medya üzerinden. Şimdi Ankaralı diş hekimi o çeteden kurtulmanın yollarını arıyor. 30 yıldır benim tüm emeğimi adamlar bir şekilde benden almaya çalışıyorlar şu anda. Tehdit ettiler, şantaj yaptılar. Elimizde uygunsuz görüntülerim var deyip para sızdırmaya çalıştılar. Ankaralı ünlü diş hekiminin kabusu oldular. Şu anda o kadar mağdur bir durumdayım ki ben bir hekimim. Şu anda o kadar aciz bir durumdayım ki anlatamam. O kabus cep telefonuna gelen bir mesajla başladı. Hastalarının, arkadaşlarının mail adreslerini, telefon numaralarını gönderdiler önce. Sonra da diş hekiminin montaj olduğunu iddia ettiği uygunsuz fotoğraf ve videoları. Eğer parayı ödemezsen tek tek tüm çevrene yollayacağız dediler. İlk önce 70 bin dolar istediler. En sonunda 20 bin dolara kadar indiler. Şu anda işte 15 bin dolarlar falan herhalde civarında bir fiyatlara tekrar sürekli pazarlık yapıyorlar. Çok uluslu bir ekip olduğunu iddia eden çete, şikayetçi olsan da karşında muhatap bulamazsın dedi mesajda. Türk yargısının işlemediğini, yani hukuk yoluyla hiçbir sonuç alamayacağını savundular. Ankaralı diş hekimini köşeye sıkıştırmak için her yolu denediler. Videolar tamamen montajdır ama ben bile ciddi söylüyorum inandım yani. O kadar güzel adamlar yapmışlar ki. Dolandırıcıların genellikle kullandığı 380 uzantılı, yani Ukrayna uzantılı bir telefon numarasından geliyor mesajlar ama o çete aslında Çin'de bir çete olduklarını iddia ediyor. Mesajlaşmalar Türkçe, Türkçe olarak yazanınsa bir çevirmen olduğu ve aradaki iletişimi sağladığı iddiası var. Köşedeki kebapçı, yandaki tatlıcı, kapı komşusu olan diş hekimi tüm çevresinden haberdarlardı. Şantajlarında bu bilgileri de kullandılar. Siz bu parayı vermezseniz dediler. Biz dediler direkt en yakınlarımızdan başlıyoruz. En yakınlarımı atmaya başladılar ve şu an arıyorlar. Açar mısınız? Arıyorlar. Açar mısınız? Alo. Ve kapattılar. Amaçlarına ulaşıp istedikleri parayı elde edebilmek için öylesine ileri gittiler ki hastalarıyla bile ilişkisi olduğunu iddia ettiler. Hastanın bir tanesi hamileydi. Hamile olduğu için beraber sırf çocuğun hikayesini, bak sen anne karnındayken daha bize geldin diye fotoğraf çekmiştik. Onu Instagram'da hikayeme paylaşmıştım. Hikayeme paylaştıktan sonra onu dahi oradan almışlar. Bak bu çocuk senden mi? Muayenehanesine taktırdığı güvenlik kameralarının görüntüleri bile ellerindeydi. O görüntülerden bazı kareleri göndererek şantajı daha da ileri götürdüler. Klinikte kameralar var. Kamera sistemlerime dahi ulaşmışlar bilgisayar üzerinden. Senin banka hesaplarında şu kadar paran var. Kredi puanın şu. Şu bu kadar, bu kadar. Sen bu parayı vereceksin diyorlar. Aydın Bey yazışmalar başlar başlamaz aslında hukuki olarak yapması gerekeni yaptı. Avukatıyla konuştu. Show Haber aracılığıyla medyaya da aslında konuyu iletmiş oldu. Yani para vermeye hiç niyeti yok ama çete hala yazışmayı sürdürüyor ve avukatını da aradan çıkarmasını istiyor. Avukatlar, polis devrede. Diş hekimi Aydın Mısıroğlu parayı ödeyeceğini söyleyip çete üyeleriyle buluşma talep etti. Ama bunun tuzak olduğunu anlayınca gelmedi hiç kimse. Şimdi verdikleri banka hesapları ve yazışmalar üzerinden çetenin izi sürülüyor. Sayın seyirciler, ailesi 16 gündür onu arıyordu. Annesi